Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, evet sevgili ebeveynlerimiz, eğer sizin burcunuz koç ise ya da çocuğunuzun burcu koç ise doğru videodasınız. Şubat ayı boyunca koç burcuna özel burç yorumlarını şimdi konuşuyor olacağız. Ben astroloğunuz Duygu Demir. Evet sevgili ebeveynler, koç burçları için Şubat ayında ayın ilk yarısı oldukça hareketli ve heyecanlı. Özellikle ilk 10 günü içinde sosyal çevreniz içindeki değişimler ve gelişmeler size oldukça keyifli gelecek. Arkadaşlarla planlar yapmak, yeni gelecek hedeflerine odaklanmak, çocuğunuz eğer koç burcu ise onu yeni arkadaş grupları içine dahil etmek ve birazcık daha bireyselleştiğini görmek sizi heyecanlandıracak. Bireyselleştiğini görmek ne demek? Birazcık daha burası benim özgürlük alanım. Ben bunu yapmak istiyorum derken göreceksiniz onu. Bir anda şok olabilirsiniz ama kendi karakterini kazandığını görmek sizi mutlu edecektir. Sizin için de kendi arkadaş çevrenizle beraber mutlu edecek planlar yapmak güzel gelecek. Evet, ayın 9'unda Aslan burcunda bir dolunay meydana gelecek. Bu dönemde çocuğunuzun hayatıyla ilgili aile içindeki bireylerle beraber oturup karar almak isteyebilirsiniz. Geleceğe yönelik hedefler bunlar. Yurt dışı, yabancılar, akademik hayat, uzun vadeli dil eğitimleri, gelecekte neler yapabileceğine dair yeteneklerini keşfetmeye yönelik hareketler olacak. Belki beraber seyahat planlamaları dahi yapabilirsiniz bu zaman diliminde. Uzaktan akrabalarınızla görüşmek isteyebilirsiniz. Çocuklarımız için ise çok daha fazla sahne ve kürsü önünde olmak isteyecekleri bir zaman dilimi. Belki daha eğlenceli bir şekilde dramatik hareketlerle, tiyatro gibi, sahne gibi önde olmak isteyecekler. Bu dönemde onlara fırsat tanıyın. Belki de yeteneklerini keşfedeceksiniz ve yepyeni bir eğitime, kursa yazdırma imkanınız olacak gibi duruyor. Eğer ki çocuğunuz şöyle bir 4-5-6 yaşlarındaysa belki de hayatının ilk aşkını yaşayacak ve size de bunu anlatıyor olacak. Sizler için de eğlenceli bir zaman dilimi olacaktır diyebilirim. Evet, ayın ortasıyla beraber 16 Şubat ile beraber artık bir Merkür Retrosu başlıyor. Maalesef kötü haber, biliyorum sevmiyorsunuz Merkür retrolarını. Sizin de 12. evinizde meydana gelecek. Bu zaman dilimi 16 Şubat 10 Mart arasındaki zaman dilimi geleceğe yönelik keskin ve katı kurallar, kararlar alma zamanı değil. İş anlaşmaları yapma zamanı değil. Sizler için birazcık daha şimdiye kadar düşündüğünüz her şeyin aslında nasıl bir karşılığı olduğunu daha sezgisel olarak hissetme ve anlama zamanı. Kendi içinize dönmek isteyeceksiniz. Maneviyatınız çok yükselecek. Yaradan'la bağınız kuvvetlenecek. Meditasyonlar, dualar, kendi içinize dönmek çok daha fazla ön plana çıkacak bu zaman diliminde. Bugünler sadece dediğim gibi böyle para, pul, klasik böyle hesap, kitap işleri, buralarda gözden kaçırdığınız bir şeyler olabilir. Aman dikkat! Ayrıca özellikle Merkür Retrosu döneminde sizden saklanan bazı haberler ve konuşmalara kulak misafiri olabilirsiniz. Eğer ki sizi rahatsız eden bir durum ve konu ve konuşma varsa bilin ki orada bir sorun var. Önleminizi alın. Maneviyatınızı, ruhsal sağlığınızı güçlü tutmak önemli olacak. Ayrıca bağışıklık sistemi ve birazcık daha alerjilerle bağlantılı sağlığınıza dikkat etmek bu dönemde önemli olacak diyebilirim. Hem sizin hem de çocuklarınız için sevgili koç burçlarım. Son olarak ayın 24'ünde balık burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Sizin sezonunuza az kaldı. Sabredin. Bu dönem 24 Şubat ve sonrasındaki dönemde ise birazcık daha kendi içinize odaklandığınız, geçtiğimiz bir yılı süzgeçten geçirdiğiniz zaman dilimi olacak. Şöyle hafiften durulmak iyi gelecektir siz hareketli koçlara. Sizin sezonunuza zaten az kaldı. Yılın, ayın, Mart ayının sonlarında sizin döneminiz başlıyor sevgili koçlar. Herkese keyifli bir ay dilerim. Mart ayında tekrardan görüşmek üzere.